Merhaba değerli izleyicilerim, Kınarma Mutfağı'na hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Ben de çok şükür. Kınarma abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Videolarına destek verirseniz çok sevinirim. Bugün kıymalı boşuna böreği yapacağız. Hadi böreğimizin yapılışına geçelim. Evet, böreğimiz için 250 gram kıymamız var. 4 adet de kuru soğan kullanacağım. Bir de baharat kullanacağım tabii ki. Şu yağ kullanmayacağım. Böyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullanacağım. Yeterli. Çünkü kıymamız yağlı. Evet, kıymamızı tavamıza koyduk. Bir tarafta kıymamız kavururken bir tarafta da soğanlarımızı doğrayalım küçük küçük. Evet, kıymamız yeterince kavruldu. Yeterli bu kadar. Şu soğanlarımızı ilave ediyoruz. Şöyle bir tatlı kaşık tuz ekliyorum. Şimdi soğanımızla kıymamızı güzelce kavuralım. Şöyle bir tatlı kaşık domates salçası ekliyorum. Fazla salça koymayacağım. Şöyle bir çay kaşığı kadar pul biber. Çay kaşığı kadar da karabiber. Siz istediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Ben sadece bunları ekleyeceğim. Bu kadar yeterli. Zaten böreğin içinde de soğan tekrar erir. Böreğimiz bol soğanlı oldu arkadaşlar. Şöyle bir tutam da maydanoz doğradım. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi hamurumuzu yoğuralım. Evet, hamurumuzu yoğurmaya geçtik. Kabıma 2 kilo un aldım. Çünkü 2 tepsi yapacağım. Bir tepsi kıymalı, bir tepsi de ıspanaklı yapacağım. Şuraya 2 tatlı kaşık tuz ekleyeceğim. Bu kadar. Yeterli. Oda sıcaklığında su kullanacağız. Başka hiçbir şey kullanmıyoruz. Su, un, bir de tuz kullanıyoruz. Başka hiçbir şey yok. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Evet, hamurumuz kadar yeterli. Hamurum çok olduğu için yere diz çöktüm de yoğurdum arkadaşlar. Boynumda fıtık olduğu için, dezgada biraz yüksek olduğu için yoramıyorum. Hemen omuzlarım tutuluyor. Kullandığım su miktarı da bu doluydu biliyorsunuz. Yarım su bardağı kadar su kaldı. Hamurumuzu bezelemeye başlayacağız. Şöyle içine doğru topluyorum gördüğünüz gibi. Şu şekil. Hamurumuzu bezeledik. Toplam 17 bezemiz çıktı. Şu benim un poşettim. İçinde un vardı. Unu boşalttım. Şunu örteyim ki hamurumuz dinlensin. Evet, hamurumuz dinlendi. Artık böreğimizi açmaya başlayacağız. Ben bugün 2 tepsi börek yapacağım. Biri ıspanaklı, biri de kıymalı. Kıymalıyı eve yapacağım. Ispanaklıyı da siparişim var. Daha önce ıspanaklısını yapmıştım. Videosunu atmıştım arkadaşlar. Onun linkini de atarım bu videonun altına. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sabaha kadar açıyoruz. Bir paket margarin, bir su bardağı da yağ erittim. Şimdi her yerine yağ sürelim.
ve bütün yufkalarımızı bir şekilde açtıktan sonra görüşürüz. Evet, bütün yufkamızı açtık. Bunu ıspanaklı yapacağım. Bu da kıymalı olacak. Ben sofra bezin üstünden açacağım. İsteyen masanın üstünde de açabiliriz ama benim masam buraları ek olduğu için hani ya halıya ya akar makar diye ben onun için sofra bezin üstünde açacağım. Bir de sofra beziyle böreği katladığın zaman içi daha puf puf oluyor. Elinle katladığın zaman biraz tıkış tıkış oluyor. Yani tabii ki tercih sizin, nasıl istiyorsanız öyle yapın. Şimdi bunları kenara alalım. Ben bu bezelerimi biraz küçük tuttum. Şöyle çekiştire çekiştire açalım. Şu kenarları çok önemli. Şu kenarları böyle parmaklarımızla açalım daha iyi olur. İnan ki kolay bir börek değil. Çünkü sürekli masanın etrafında dönüyorsun. Bir de benim masam biraz alçak olduğu için belim ağrıdı. Bu şekilde sarıyoruz. Ama masa örtüsünün üstünde sardığın zaman içi daha böyle güzel kabarıyor, daha puf puf oluyor. Ama direkt masanın üstünde böyle elinle sardığın zaman biraz tıkış tıkış oluyor arkadaşlar. Önce şu kenarlarından açalım ki ortası zaten kolay açılıyor. Eyzallah ve kime şefaat ya Resulullah.
Bütün böreğimizi açtıktan sonra görüşürüz. Video uzun olmasını istemiyorum. Bütün böreklerimizi bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Evet, kıymalı böreğimiz bitti. Şimdi üzerine yağ sürüyorum. Bu şekil. Evet, bir tepsi böreğimiz bitti. Zaten ıspanaklıyı çekmeyeceğim. Ispanaklıyı daha önce çekmiştim, size demiştim. Onun linkini bırakırım. Fırını 180 derece 40 dakikaya kuracağım. Fırında çıktıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, böreğimizi fırında aldık. Kıymalı böreğimiz. Gerçekten çok harika oldu. Şöyle göstereyim bir de. Çıtır çıtır bir börek oldu bakın. İçini de göstereyim size tel tel. Bakın arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Videolarımın altına bol like'la yorum bırakırsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bir tepsimizde pişirdi. Bu sipariş olan tepsimiz.